Arkadaşlar dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararı ile tarife kontenjanı uygulamasını açıkladı devletimiz. Şimdi bunun açılımı şudur. Bu eski yıllarda uygulandı ama kaç yıldan beri uygulanmamıştı. Hasat sezonunda 1 Temmuz'dan 30 Kasım'a kadar ülke üretiminde üretilen ayçiçeğinden ürün alan sanayici, tüccar, birlikler 1 Ocak 2025 tarihinden 30 Nisan 2025 tarihine kadar daha sonra uygulama tebliğinde devletimizin belirleyeceği miktar oranında şu anda getirilecek miktar belirlendi. 1 milyon ton ayçiçeği. Bunun eş değeri de ya çiçek olarak ya da 400 bin ton ham yağ olarak açıklandı. Ancak daha sonra bunun ne kadar kime ne hak verileceği uygulama tebliğinde belirlenecek. Şimdi bu karar tabii kamuoyunda sizin de belirttiğiniz gibi yanlış bir takım anlaşılmalara sebep oldu. Şimdi bu uygulama çiftçilerimiz için olumlu bir uygulama. Yani bizim de desteklediğimiz, yani olması gereken bir uygulama. Bunun hasat süresi içerisinde birkaç yıldan beri sizlerin de takip ettiği gibi paranın, faizlerin yüksek olduğu, finans maliyetinin yüksek olduğu yıllarda sanayicimiz ve üreticimiz piyasadan ürün almak yerine bekleyip işte daha sonra bir de bu gümrük vergilerinin çok sık değişmesi onların da bu alım refleksini engellemekteydi. Ancak bu uygulamayla yurt içinde üretilmiş çiftçinin ayçiçeğini bizler zaten alıyoruz birlikte olarak. Ancak bundan sonra bu uygulamada sanayicimizde, tüccarımızda düşük vergiyle yurt dışından getirebilmek için piyasaya girip ürün almak zorunda kalacaktır. Bu uygulama da çiftçilerimiz için olumlu bir uygulamadır. Yani bunu böyle görmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu tarife kontenjanları eski yıllarda sıfır gümrükle çıkmıştır ama burada 27 olan vergiyi, ayçiçeğinde 27 olan vergi %8 olarak uygulanacak. Ham yağda %30 olan da, %36 olan da %20 olarak uygulanacaktır. Tabii bunun diğer bir önemi bizler için, özellikle birlikler için bu gümrük vergilerin, çünkü biz bir yıllık ürünümüzü stoklu alıyoruz ve burada da bu ürün elimizde olduğunda gümrük vergileri düştüğü zaman bizleri çok sıkıntıya sokmakta. O yüzden böyle bir kalıcı uygulama bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Üretici de bundan memnun olacaktır. Piyasalar buna olumlu tepki verecektir. Ancak tabii diğer illerimiz, Adana'da özellikle hasat bitti. Oralarda bu uygulama yetişmediği için oralarda fiyatlar da çok düşük seyretti. Bizim de tabii istediğimiz bir durum değil bu. Biz her yerde her zaman söyledik. Ayçiçeği fiyatı buğdayın 2 katının üzerinde, 2.2, bazı yıllar 2.5 katı olmuştur. Buraları yakalaması gerekmekte. Çünkü bunun devamlılığı için, ayçiçek üretiminin artması için, biz bunları hep bakanlığımızda, kendi bölgelerimizdeki yaptığımız çalışmalarda da hep dile getirdik. Çünkü ayçiçeği bizim ülkemizde, biz ihtiyacımızın yaklaşık yarısını karşılamaktayız. İşte fiyatlar aşağı düştüğünde insanımız da bu ekimden uzaklaşmakta. Trakya'da buna çok şansımız yok bizim. Yani mecburen başka alternatif ürünümüz yok ama Anadolu'da insanlarımız bu üründen para kazanamadığı halde çıkış yapıp başka ürünlere yönelmekte. Bu uygulamayla bir nebze olsun bir rahatlama sağlanacağı kanaatindeyiz biz. Hem üretici olarak hem bir kurum yöneticisi olarak. Bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde biz bekleyip göreceğiz.